Denizlispor U13 takımı teknik sorumlusu Gülken Hor hocamla birlikteyiz. Evet hocam, çalışmalarınızı Kınıklı, Denizlispor Kınıklı tesislerine sürdürüyorsunuz. Evet. Yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi bu sene 13 takımını 4 ay önce çalışmalarımıza başladık. Bu sene prosedür gereği Türkiye Şampiyonası 13 liglerinden kaldırıldığı için artık takımımızı 14 gelişim ligleri için hazırlıyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde haftada 4 gün olmak üzere sürdürüyoruz. Denizlisporumuzun altyapıda da transfer yasağı olduğu için mevcut olan oyuncularımızla, şu an 20 oyuncumuzla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızı deniz spor altyapısında 14, 13, 12, 11 takımları olarak Kınıklı tesislerimizde sürdürüyoruz. Yani çocuklarla ilgili olarak da deniz spora yakışır. Önümüzdeki yıllarda deniz spor formasını giyebilecek denizin çocukları daha çok ön plana çıkmak üzere gençlik gelişimliklerinde ön plana çıkabilecek çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Onları en iyi şekilde eğitmeye çalışıyoruz. Gerek kişilik karakter olarak, gerek fiziksel olarak her konuda gelişimlerini sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Evet hocam, burası bu Denizlispor Kınıklı tesisler değil mi burası? Evet. Burası daha önce Denizli Büyükşehir Belediye Spor'a aitti. Sonra evet. Denizlispor isim değiştirip Saraköy 1926'dan sonra Denizlispor'a devredildi. Evet. Burada yapılan çalışma hakkında biraz bilgi verir misiniz? Şimdi tabii belediye spor devre olduktan sonra tesisler Denizlispor'a geçti. Yani şu an kullanımı olarak Denizlispor belediye spordan kalan tesisleri kullanıyor. Bu konuda sağ olsun Necip İrdem Başkanımız, altyapıdan sorumlu yöneticimiz gerek şeylerle ilgili kulübümüzün yani altyapı hocalarımızın kullanması için odalarımız olsun, gerek soyunma odaları olsun. Hani bu konularda yardımcı oldular. Düzenleme iyi oldu. Hani çocuklarımızın daha iyi ortamda çalışabilmesi adına gerekli çalışmalar yapılıyor. Yapılmaya devam edecek. Eksikler hani zamanla giderilmeye çalışılıyor. Hani bu konuda da bir sıkıntımız yok. Hani faaliyetler sürüyor yani. Hepsine teşekkür ediyoruz. Yani bize destek olan herkese. Sonuçta Denizlispor'un altyapısı Denizlispor'un geleceğidir. Hani bu çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. En iyi şartlarda çalıştırmamız gerekiyor. Hani bu bilinç altında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet hocam, gelişimliği ne zaman başlıyor sizde? Şimdi gelişimlikleri önümüzdeki sezon başlayacak. Önceden Denizli'de 13 ligi şampiyonu takımlar Türkiye Şampiyonası'na gidiyordu. Bu sene Türkiye Şampiyonası kaldırıldığı için Mayıs ayında yani Şenlik Ligi pozisyonunda geçiyor. Ama biz daha çok tabii 14 ligine, gelişim ligine oyuncularımızı hazırlıyoruz. Yani bir sene sonranın planlaması içerisindeyiz. Bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Amatör liglerdeki takımlarımızdaki şu an devam eden 14 liglerini takip ediyoruz. Yani kendi yaş gruplarımızı kazandırabileceğimiz amatör takımdaki oyuncularımızı da izliyoruz, takip ediyoruz. Hocalarıyla irtibat halindeyiz. Hani sonuçta Denizlispor Denizli'nin markasıdır. Yani çocuklarımızın en iyilerinin bulunup Denizlispor'a kazandırılması gerekiyor. Zaman zaman Denizli'den yani dışarıya giden çocuklarımız oluyor. Hani bunlar bizleri üzüyor yani. Sonuçta Denizli'nin çocuğu öncelikle Denizlispor'da olması gerekir. Bu konuda yardımcı olunması gerekir yani Denizlispor'a. Hani bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki senelerde daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Yani çünkü bizim akademiliklerinde de başarılı takımlarımız var. İki senedir transfer yasağı olduğu için takımlarımıza herhangi bir oyuncu da alamıyoruz. Hani bu şartlar altında yani çocuklarımız gene ellerinden geleni en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Böyle bu şekilde devam ediyoruz. Evet hocam, dediğiniz gibi başarılı sonuçlar U17 liginde, U16 liginde değil mi hocam? Aynen. 17 ligi olsun, 16 ligi olsun. Şimdi skorların yanında hani gelişim daha önemli bizim için. Yani önemli olan profesyonel takıma gerekli şekilde yetiştirilmiş çocukları sunabilmek. Yani profesyonel çocuk profesyonel olsun diye bir çalışma olmuyor. Yani bizim bütün hocalarımız elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Yani her yaş grubunun kendine göre gereklilikleri var. O gereklilikleri yerine getirmeye çalışıyorlar. O düzeyde çalışma yapıyorlar. Hani o çalışmalar dahilinde de tabii altyapı sabır işi. Hani uzun vadeli bir iş. Yani beklenmesi gerekiyor. Sabredilmesi gerekiyor. Çok çalışılması gerekiyor işin açıkçası. Gerek çocuklarımız olsun, gerek hocalarımız olsun, gerek aileler olsun, gerek yöneticilerimiz olsun. Herkesin o özveriyi göstermesi gerekiyor. Hani bu bağlamda önümüzdeki yıllarda Denizlispor'un altyapısında yetenekli profesyonel takımımıza, hatta Türkiye liglerindeki büyük takımlara da çıkabilecek düzeyde oyuncularımız var. Hani bunlara sahip çıkılması gerekiyor yani. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim abi. Sağ olun.